İyi akşamlar sevgili dostlar, sevgili yoldaşlar. Bugün Ahmet Kale ile sohbetimizin konusu rahmetli sevgili Fatma Nudiye Yalçı. Fatma Nudiye Yalçı kim? Fatma Nudiye Yalçı bir komünist kadın yoldaşımız. Donanma davasından 10 yıl hapis yatmış, Vatan Partisi'nin yönetim kurulu üyesi. Ve Vatan Partisi'nden de 2 yıl hapis yatmış bir yoldaşımız. Temmuz 1969'da vefat etmiş. Ve Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın hayat arkadaşlarından, yoldaşlarından birisi. Varna'da vefat etmiş maalesef. Tam ölüm tarihini hatırlamıyoruz. Hiçbir kayıtta yok. Ama Temmuz 1969'da defnedildiğini biliyoruz bir şekilde. Doktorun uzun yıllar beraber olduğu, yoldaşlığını yaptığı, beraber eserler yarattığı, yazdığı Fatma Nuriye Yalçın'ın bir de kendi eserleri var. Kendisi de bir ideolog. Onu konuşacağız sevgili Ahmet Kale ile. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Anlattıklarında bir yanlış yok herhalde. Sen Yok, yok, yok. tamam, sen Yok. Bir... konuya girersen. Tabii ben konuya şöyle gireyim. Yanlış yok. Bir noktayı açıklamak lazım. Kıvılcımlı'nın mücadele yoldaşlarından birisi ama hayat arkadaşı. Evet. Yani donanma davası sonrasında Nazım Hikmet'in notlarında Hikmet Kıvılcımlı'nın nikahsız eşi de bizimle birlikte kafiledeydi diyor mesela. Mesela Kıvılcımlı 1941 yılında başbakanlığa yazdığı af dilekçesinde yani bizim yargılanmamız usulsüzdür, kanunlara uygun değildir. O bakımdan bu yargılamanın affedilmesi, düşünülmesi gereklidir diye verdiği dilekçede de ben başka hapishanede, karım başka hapishanede diye gene Fatma Nudiye'yi kastediyor. Özel hayat arkadaşı yani sevgilisi, arkadaşı böyle bir şeyi, kadın arkadaşı. O bakımdan öyle bir açıklama yapmış olalım. Fatma Nudiye Yalçı 1904 doğumlu, İstanbul doğumlu. Hüseyin Hüsnü isimli bir deniz ön yüzbaşısının kızı. Yani yaşına dönemine göre biraz varlık hali vakti yerinde bir işte subay kızı olmanın getirdiği bir şey. Hemen şöyle bir kısaca hayatından bahsedeyim. Çok fazla bir bilgi olmamasına rağmen bahsedeyim. Damdosyon denilen bir rahibe mektebinde okumuş. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi'nde felsefe tahsil etmiş. Daha sonra ikinci olarak coğrafyada okumuş. Üniversitede. Sovyet Konsolosluğu'nda Türkçe çevirmen olarak çalışmış. TKP üyesi olarak orada bulunmuş. Öğretmenlik yapmış. Muallim Fatma Nuriye ismiyle dersler vermiş. Her zaman üreten, yani komünist olmadan önce de üreten, önce bir 1926 öncesi, yani 1926'da Latin alfabesine geçiş, harf inkılabı dediği o Cumhuriyet döneminin harf inkılabı denen önce eski yazı öğreten, çabuk öğreten Elifba diye bir kitabı var. Bir risale, bu broşürü var. Onunla bir eğitim broşürü. Bununla yetinmemiş şeyde de 1926 sonrası yani şeyden yeni harflere Latin harflerine geçildikten sonra da milli mektepler için yeni alfabe biçiminde bir şey daha var. Bir eseri daha var. Yani bir öğretmenliği ilke edinmiş bir insan. Bunun yanında gene şeyde Kıvılcımlı'yla tanışmadan, sosyalizmle, komünizmle tanışmadan belli bir çevrenin insanı, Sertellerin, Zekeriya ve Sabiha Sertel'in çıkardığı Resimli Ay dergisi çevresinde bulunmuş. Oradaki aydın çevreye, yani Vala Nurettin'in, Nazım Hikmet'in, Sabahattin Ali'nin, Nizamettin Nazif'in,
Suat Derviş'in müdavim olduğu o çevreye girmiş ve o çevrede bir süre sonra da o çevreden Nizamettin Nazif'le, o zamanın yazarlarından Aydın kesimin Kemalizmin ilk dönem yazarlarından Nizamettin Nazif, Tepedelenli oğlu ile evlenmiş. 1932 Mart'ında evlenmiş. 1,5 sene kadar sonra boşanmışlar, onu hemen söyleyeyim. O zaman da evliyken de Yedi Gün dergisinden makaleleri çıkarmış. Makaleler yazarmış Fatma Nuri'ye. Ancak o zaman soyadı kanunun da olmadığı için kızlık soyadını kullanarak yazıyor. Yani evlilik soyadını kullanmıyor. O zamanki teamüle göre Nudiye Nizamettin demesi lazım. Yani kocasının ismiyle anılması gerekirken yazılarını hep Nudiye Hüseyin diye babasının dan aldığı kızlık soyadıyla imzalamış. Birkaç tane makalesinin adını sadece okuyayım. Yazı arkadaşlarımız diye 7 Gün dergisindeki arkadaşlarını tanıtan bir yazı yazmış. Laleler açtı. 20 yaşı insanını psikolojisini anlatan 20 yaş. Daktiloya açık mektup. Bir sekreter kızın hislerini anlattığı bir şey. Çarşaf ve peçe azabını tanımayan genç kıza. Yani orada da Cumhuriyet'in kıyafet devrimini savunan bir makalesi olmuş. Ve gene aynı yıl 1932-33 yıllarında bir tiyatro oyunu yazmış. Beyoğlu 1931 isimli bir tiyatro oyunu yazmış. Bu oyun o zamanlar İstanbul şehir tiyatrolarında oynanmak üzere repertuara alınmış ancak oynanmamış. Üzerine tiyatro tarihçilerinin, özellikle Profesör Sevda Şener'in, Doçent Enver Tören'in bu tiyatro oyunu üzerine övücü yazıları var. Tiyatro tarihi araştırmaları içinde tiyatro oyununu övmüşler. 1933'te boşanmış ve kendi deyimiyle 1935 senesinde Kerim Saadi'nin evinde Doktor Hikmet Kıvılcımlı ile tanışmış ve hem yoldaşlık hem kişisel ilişkileri o zaman başlamış ve yoldaşlıkları ölümüne kadar sürmüş. Kişisel ilişkileri de gene o zamanı bilen, işte 70'li yıllarda Kıvılcımlı'nın çevresinde olan, 70'e doğru çevresinde olan abilerimizin anlattığı kadarıyla kişisel ilişkileri de tabii çok özel şartlarını bilmeyiz. Hiç kopmamış, hep görüşür, konuşur haldeymişler. 1935 senesinde Kıvılcımlı ile beraber Marx'ın Biblioteği yayın evini kurarlar birlikte. Çok net bir biçimde donanma davasındaki mahkeme savunmasında Fatma Nuriye Yalçı der ki, her ne kadar yayın evinin resmi temsilcisi Hikmet Kıvılcımlı görünse de burada hem sermaye hem yönetim bakımından müşterek yayın evimizdi der. Bunları, bu tür örnekleri daha çok vermeye devam edeceğim. Keza mahkeme savunmasında gene Sosyete ve Teknik adlı telif eserim vardır. 1935 yılında Marx'ın Biblioteği yayınlarından çıkan Sosyete ve Teknik adlı telif eserim var. Benim eserim vardır. Yani Kıvılcımlı'nın da bulunduğu mahkeme salonunda bunu söyler. Telif eserim vardır. Başka makalelerim var. Çevirilerim vardır. Sosyete ve Teknik eserinin dışında iki önemli çevirisi vardır. Bunlardan birisi Engels'in yazdığı Komünist Manifesto'nun taslağı olarak göreceğimiz Marksizmin Prensipleri broşürüdür. Bunu Türkçe'ye kazandırmıştır Fatma Nuri diye. Dil bilir yani. Bir de Marx'ın Birinci Enternasyonali açış konuşmasını Türkçe'ye çevirmiştir. Bunu da Türkçe'ye çeviren Fatma Nuri'ye yazılır. Bu iki kitapta, bu iki küçük ince kitapta Marksizm Biblioteği yayınlarından basılmıştır. Daha sonra Kıvılcımlı'nın deyimiyle Marksizm Biblioteği yayın evi bir sabotaja uğrayıp kapanmak durumunda kalınca gene Fatma Nuriye ile birlikte Emekçi Kütüphanesi'ni açarlar. 1937'de meşhur işte kapitalleri fasikül fasikül satmaya çalıştıkları yayın evidir. Orada da Fatma Nuriye'nin çocuk kitabı yayınlanır.
Güneşin çocukları, gölgenin çocukları diye. İşte farelerle kedileri, kedileri diktatör, fareleri işçi saydı. Çocuklara çocuk kitabı yayınlanır. Ve Marabanın Çocuğu isminde bir kitabı da yayınlanmak üzere ilan edilir. Fakat donanma davası tutuklamasından dolayı yayınlanamadan kalır. Batman Avrupa'ya yalçı kendi başına son derece ciddi bir kişiliğe sahip birisi. Mesela bir yüzleştirme esnasında donanma davasında Kerim Porcan'ın Fatma Nudiye Yalçı'yı polis savcı sorgusunda Fatma Nudiye'yi suçlar biçimindeki bir konuşması üzerine yüzleştirmede savcının önünde de daha sonra mahkemede de Kerim Korcan'a alçaklık ediyorsun der. Polis tutuklamalarındaki o zaman her 1 Mayıs'ta, 1 Mayıs'tan 2 gün önce tescilli komünistler, bilinen komünistler toplanır. 2-3 gün nezarete tutulduktan sonra 1 Mayıs geçince salınırlarmış. Bunları her kapına polis geldiğinde küfürlerle, tekme tokatla karşılayan bir yiğit ablamızdır Fatma Nuriye Yalçın. Fatma Nuriye Yalçın Sosyete ve Teknik kitabında Engels'in Ailenin Özel Mülkiyetin Devletin Kökeni kitabından ciddi bir özet yapıp, ciddi bir kitap çıkaracak teorik yetkinliğe sahip bir ablamızdır. Hayatının sonuna kadar da ki en son görevi Leipzig'te TKP'nin Sesi Radyosu'nun ya da işte bizim radyonun redaksiyonunda görev almıştır. Hayatının her döneminde mücadele eden, her döneminde kimlikli, kişilikli bir büyüğümüz. Senin de açışta belirttiğin gibi 10 sene donanma davasından bil fiil yapmış. Çünkü o zamanlar şimdiki gibi infaz kanunu falan yok. Yani işte 3 gün yattın, 2 gün yattın, 3 gün sayılacak falan gibi bir şey yok. Bil fiil donanma davasına girdiği 10 senelik hapsin tamamını yapmıştır Sinop cezaevinde. Mesela Nazım Hikmet aynı davadan 20 sene kıvılcımlı 15 sene hapis cezası almalarına rağmen onlar 1950 yılında Demokrat Parti'nin iktidara gelişiyle ilan edilen genel afla çıkarlar. Ama Fatma Nuriye 1948 senesine kadar şeyinin cezasının tamamını yatıp çıkmıştır. Şimdi Fatma Nuriye böyle büyük bir devrimci. Yani hayatının her döneminde mücadele etmiş. 10 sene donanma davasından hapis yatmış. Daha sonra 1950 senesinde hapisten çıktıktan sonra Kıvılcımlı'yla şahsi ilişkileri bitmiş görünüyor. Çünkü Kıvılcımlı 1954 senesinde Emine Hanım'la, Emine Kıvılcımlı'yla evlenmiş. Buna rağmen Fatma Hanım'la ideolojik birliktelikler hiç kopmamış. Vatan Partisi kurulurken Fatma parti kuruyoruz dediğinde Fatma Hanım partinin yanına koşmuş gelmiş. Kültür Divanı Başkanlığı yapmış. Hatta 1957 senesinde seçimlerden sonra Vatan Partisi tutuklamalarında ilk tutuklanan Doktor Kıvılcımlı, Kıvılcımlı'ya kapı önünde sormuşlar. Bu Suat Şükrü Kundakçı'nın anılarında çok açık yazar. Tutuklandınız parti ne olacak dediklerinde Fatma Başkan olsun der Kıvılcımlı. Ama Abdülkerim Korcan daha sonra siyasi şubeden aldığı bilgilerle siyasi şubeye danışa danışa Fatma Hanım'ı partiden ihraç eder, kendisini genel başkan ilan edilir. O da davaya katılmış olur böylece. Fatma'nın böyle bir kişilik. Yani davası olan, davası komünizm olan, TKP üyesi, Vatan Partisi yöneticisi, Vatan Partisi döneminde seçim mitinglerinin ateşli konuşmacısı, Vatan Partisi seçim mitinglerinin ateşli konuşmacısı, mesela Fatih mitinginde Vatan Partisi'nin 1957 seçim kampanyasında Fatih mitinginde gericilerin, bu İlhan Darendelioğlu'nun bir kişi daha var, Osman Yüksel, bunların provokasyonları, taş attırmaları, halka mısır koçan attırmaları sırasında bir kiremit parçası Fatma Hanım'ın gırtlağına gelir ve orayı keser, kanatır, böyle bir yaralanmaları da olur ama cansiperane partinin seçim kampanyasına sonuna kadar gider. Partinin genellikle halkla ilişkilerinde görev alır, Kültür Divanı Başkanı'dır zaten. 1 Mayıs'larda işte şeylere, Bentlere falan bir yerlere gidip piknik
görünümünde gidip oralarda şiirler, konuşmalar yaparlar. Gene rahmetli Suat abinin anılarında geçen bir şey. Fatma Hanım şiir okurken polisler yaklaşıp böyle işte hani dinlemeye çalışıyorlar, bir suçlu var mı yok mu diye. Fatma Hanım onları da kürsüye çağırır. Siz de halksınız, bugün 1 Mayıs işçinin bayramı. Siz de konuşun, gelin, sizin de diyeceğiniz varsa deyin der. Böyle yürekli bir insan. Bunları niye örnekliyorum? Şimdi Fatma Nuriye Yalçı, Kıvılcımlı'ya uygulanan susuşun çok daha koyusunu, çok daha karanlığını yaşayan birisidir. Bu belki Kıvılcımlı'nın gölgesinde olmaktan. Örneğin Reşat Fuat'ın eşi olan Suat Erviş, hiçbir ideolojik bütünlüğü olmamasına rağmen yazdığı polisiye romanlarla işte ünlü komünist kadın olarak hep anılır, hakkında kitaplar yazılır, bir şeyler söylenir. Ama Fatma Nuriye'ye son derece nitelikli bir komünist olmasına rağmen, yani dirençli, kişilikli, kimlikli, üretken eserleri olan, işte tiyatro eseri yazan, çocuk hikayeleri yazan, sosyete ve teknik bir işte Marksist konularda eserler veren, çeviriler yapan ve bunun ceremesini de işte 10 yıl artı 2 yıl hapisler yatarak gören birisi üzerine yazılmış herhangi bir inceleme yoktur. Herhangi bir anma diğer örgütler tarafından yoktur. Üstüne üstlük Fatma Hanım, Fatma Nuriye Yalçı büyüğümüz 43 sene ölümünden sonra 43 sene isimsiz bir mezarda yatmıştır. Varna'da isimsiz bir mezarda yatmıştır. 2012 senesinde, 11 senesinin sonunda Kıvılcımlı İstanbul Okuma Grubu'ndan bir yürekli kadın arkadaşımız, Mualla Şenten isimli yürekli bir kadın arkadaşımız Varna'da kayıtlara ulaşmaya çalıştı, gitti geldi, uğraştı, mezarının yerini buldu. Mezarı bulduktan sonra mezarının üzerine yaptırdı, bir plaket koydurdu, isim yazıldı. 43 ölümünden 43 yıl sonra Fatma Nuriye Yalçı'nın ismi mezarına yazıldı. Oradaki mezarlık görevlilerinin deyimiyle sıradaki tek isimsiz mezar da isme kavuştu dendi. Bunda okuma grubu olarak arkadaşımızın en başta rolü olmakla birlikte bizim de Kıvılcımlı Okuma Grubu olarak bir övünç payımız vardır. Fatma Nuriye Yalçı'nın isimsiz mezarı isme kavuşmuştur. Fatma Nuriye 1965 senesinde, önce bilgilendirmeyi tamamlayayım sonra bir takım yorumlarım olacak. 1965 senesinde bir water teşhisi olur. Kırtlağında bir takım nodüller büyümeye başlar ve Kıvılcımlı onu şeye göndermeye işte Romanya'ya Anna Aslan'a git. Orada bunun tedavisi yapılırdır. Hatta yol parası içinde Fatma Hanım'ın Tarabya sırtlarındaki küçük bir arsasını birlikte satıp paraya çevirirler ve Sirkeci'den yolcu eder gönderirler. Ondan sonrası çok fazla bilinmiyor. Ancak 1967 ile 69 arasındaki bir zamanda Leipzig'te bizim radyonun redaksiyon kurulunda çalıştığı biliniyor. Buraya gitmiş, o dış büro insanlarından iş istemiş, iş bulmuş. Gün Benderli isimli o dönemin, o yörenin, o yöredeki insanlardan, yani dış büro, harici büronun elemanlarından birisinin anılarında, su başında durmuşuz şimdi son derece dürüst, güzel yazılmış anıları vardır. O anılarda Fatma Nuriye ile tanıştığını ama kendilerinin çok genç, Fatma Hanım'ın da onlara göre çok olgun yaşta olduğunu, dolayısıyla çok fazla diyalog kuramadıklar. Zaten Fatma Hanım'ın hiç kimseyle çok fazla konuşmadığını, arkasından konuşulduğunda da Hikmet Kıvılcımlı'nın hayat arkadaşıymış diye tanımladığını, tanıtıldığını yazıyor. Ve orada bir şeyden bahsediyor. Bir gün diyor, redaksiyon bürosunda Laz İsmail, Hikmet Kıvılcımlı hakkında hakaretemiz davranışlarda, sözlerde bulununca, hakaret eder gibi konuşunca ayağa kalktı ve Hikmet Kıvılcımlı senin boyun kadar kitap yazmıştır dedi. Böyle kişilikli bir insandır Fatma Hanım. Bunun üzerine Zeki Başlımar ve Laz İsmail Kli'yi Fatma Hanım'ı Varna'ya gönderler. Uydururlar. Varna'ya, Bulgaristan'a gönderirler. Emekliliğini orada geçirmek üzere. Orada çevirmen statüsüyle bir yurtta kalmaya başlar. Ve o yurtta
bizim arkadaşımıza, mezarı yaptıran arkadaşımıza söylendiğine göre, yok pardon, yeğeni Beklan Algan'dı. Ünlü tiyatro sanatçımız Beklan Algan, Fatma Nuhdiye'nin küçük kız kardeşinin oğluydu. Yani Fatma Nuhdiye, Beklan Algan'ın teyzesiydi. Beklan Algan 1969 senesinin Temmuz'unda, ya işte Haziran sonunda bir tiyatro festivali için yurt dışına çıktığında Bulgaristan'a uğrar. Teyzesini görmek için gizli yollardan. Ve yurtta görür. Son derece iyi giyimliydi diyor. Daha sonra Beklan Algan'la yüz yüze çok konuştuk. İyi giyimliydi, gayet temizdi, bakımlıydı. Konuştuk, sohbet ettik. Benim zamanım çok azdı. 15 günlük bir festivale gittiğimi, dönüşte tekrar uğrayacağımızı söyledik, ayrıldık. Döndüğümde bana banyo yaparken sabuna basıp ayağa kaydı, düştü, kafasını vurdu. Öldü dediler ve şahsi eşyalarının bir kısmını bana verdiler diyor. Sonra da sahipsiz bir yere gömmüşler. Mezarı yaptırırken arkadaşımıza o dönem bir çok yaşlı, bir orta yaşlı iki komünist yardımcı oldular mezarın yapılmasında falan. Onlar dan birisi diyor ki, ya çevirmenlerin ayaklarının sabuna kayıp düştüğü buralarda pek az rastlanan şey değil. Yani genellikle böyle hani ortadan kaldırılmak istenenlere böyle bir şeyler uydurulurdu. Bir belgesi bilgisi yok, söylenmiş bir şey, ama Kıvılcımlı'ya yapılan, sonradan yapılanları görünce olmaz değil gibi geliyor insana. Fatma Hanım'ı 1969 senesinin Temmuz ayında defnedildiğini biliyorum, zaman kaybetti. 1904 doğumlu olduğuna göre 65 yaşında kaybetmiş olduk. Bu büyük devrimci, bu çok büyük insan. Fatma Hanım'ın ölümünden sonra genellikle işte ismi bilinmezdi. Bizim aramızda işte Kıvılcımlı'nın bir Fatma Hanım vardı. Kıvılcımlı'nın bir Fatma Hanım diye bir arkadaşı vardı biçiminde konuşulurdu. Bir kısım insanlar, yani gizli ya da açık Kıvılcımlı düşmanları, Kıvılcımlı'ya dilleri uzanamadığı için, Kıvılcımlı'ya boyları yetmediği için, Kıvılcımlı'ya çapları, güçleri yetmediği için zaman zaman Fatma Hanım üzerinden Kıvılcımlı'ya saldırı denemeleri yapmışlardır, halen de yapmaktadırlar. Bunlar genellikle şöyle oluyor. Kıvılcımlı, Fatma Hanım'ın kadın emeğini yok saymıştır. Kıvılcımlı, Fatma Hanım'ı küçümsemiştir. Bunlardan birisi, yani son dönemlerde Kıvılcımlı'ya attığı şeylerden sonra, isnatlardan sonra ismini söylemeyeceğim birisi ilk salvoyu başlattı. Kıvılcımlı'yla ilgili, Fatma Hanım'la ilgili. Ben Kıvılcımlı'ya sordum, bana aşık mı zavallı dedi diye başlayan, yani Kıvılcımlı'nın Fatma Hanım'ı çok küçümsediği, onun emeğini çok küçümsediği biçimde diye, daha sonra İşte Kıvılcımlı da olsa kadın emeğini sömürmüştür. Fatma Hanım'ı hep sömürmüştür. Emine Hanım'ı tercih etmiştir biçiminde. Bunların hepsine gizli açık Fatma Hanım üzerinden Kıvılcımlı düşmanlığı yapmaya çalışanların hepsine bir sorun var. Fatma Hanım gibi kıymetli bir insanı madem bu kadar Kıvılcımlı'dan koruyacak kadar seviyorsunuz, şimdiye kadar Fatma Hanım'ın güneşin altındaki yerini alması için ne yaptınız? Ne yazdınız? Hangi makalesini bulup çıkardınız? Ne yaptınız ki böyle bir Kıvılcımlı şöyleydi, Fatma Hanım iyiydi diyorsunuz. Deminden beri çok örnekler vermeye çalıştım. Dedim ki Fatma Hanım şöylesine, şöylesine, şöylesine kişilikli bir insandır. Yani kendisini Hikmet Kıvılcımlı'ya da ezdirmeyecek birisidir. Kendisi Hikmet Kıvılcımlı karşısında da eğilmeyecek bir Marksist devrimcidir. Zaten Hikmet Kıvılcımlı ile ilişkileri yoldaşça bir ilişkidir. Teorik olarak birbirlerinden etkilenmişlerdir. Pratik olarak birbirlerinden etkilenmişlerdir. Bunların hepsi olmuştur. Ancak kendisi Sosyete ve Teknik kitabını yayınlarken ithafını şöyle yapar. Sadece boş saatlerini değil, bütün ömrünü inkılaba adamış Hikmet Kıvılcım yoldaşa der. Yani onun Hikmet Kıvılcımlı'ya bakışı böyledir. Hikmet Kıvılcımlı hiçbir anısında, hiçbir yerde özel hayatından bahsetmez. Özel hayat onun için özeldir. Daha çok
yaptığı işleri, yapmayı planladığı işleri, teorisini, pratiğini. Nedense bizde onun özel hayatına ilgi onun duyduğundan daha fazla. Evet, evet, evet. Çünkü yani kedi ciğer hesabı gücü yetmeyen insanlar, Kıvılcım'ın kitaplarını okumaya bile gücü yetmeyen, bırak eleştirmeyi bırakıyorum. Okumaya bile gücü yetmeyen insanlar bir şekilde Kıvılcım Bey'e saldırmanın yolunu özel hayatından bir şeyler bulmaya çalışarak yapıyorlar. Neler yapıldı? Kıvılcım Fatma Nuri için hiçbir şey yapılmadı değil tabii. Bir şeyler yapıldı. Bunlar hepsi saygıdeğer şeyler. 2005 yılında bir arkadaşımız, elektrik mühendisi Mehmet Aslan isimli arkadaşımız, Fatma Nuriye'yi ilk toplu halde gündemimize sokan arkadaşımızdır. Bir dosya hazırladı. İnternette, sağda solda, kitaplarda Fatma Nuriye hakkında bulunabilen bütün bilgileri topladı. O bilgilerle işte acaba roman mı yazdırırız, senaryo mu yazdırırız, ne yaparız diye benimle temas kurduğunda ben hemen bir anma toplantısı planlamamız gerektiğini söyledim ve 2006 yılında, bakın bundan 15 sene önce, Fatma Nuriye Yalçın'ın 37. ölüm yıldönümünde, 2006 Temmuz'unda 37. ölüm yıldönümünde geniş katılımlı bir anma programı yaptık. Benim herhangi bir örgütüm yok, herhangi bir yere bağlı, şuraya buraya girmiş çıkmış değilim. O zaman Sosyal İnsan Yayınları da henüz yeni kurulmuş idi. Yani Sosyal İnsan Yayınları adına da yapmadık. Ben o zaman yerini kiraladım. Mehmet Aslan arkadaşımız konuşmaları hazırladı. Ailesine ulaştık. Bektan Algan, Ayla Algan, işte üvey abileri Esat Erer, onun işte Fatma Hanım'a son derece benzeyen sesiyle, fiziğiyle, tiyatrocu yeğenleri, Bilge Su Erenus, işte Sadık Göksu, bir sürü insanın katıldığı geniş, Emin Karaca rahmetli, herkesin katıldığı geniş çaplı bir toplantı yaptık. O toplantıda da şunu rica ettik. Bu bizim büyüğümüzdür. Kıvılcımlıcı hareketin büyüğüdür. Kıvılcımlı çapında büyüğüdür. Bunu gelenekselleştirelim, anmasını, kitaplarını yayınlayalım, yazılarını bulalım diye ben o zaman Toplumsal Özgürlük Platformu'ndan ve SODAP'tan iki kadından rica ettim. Onlar toplantıyı yönettiler. Biz onlardan söz alıp konuştuk. Yani örgütlediğimiz toplantıda ve onlara bu işi siz sürdürün, gelenekselleştirin, bizler konuk olalım, gelip seyredelim demiş idik. Ama 2012 yılında bir defa Kıvılcımlı okuma grubu olarak 2012 yılında işte mezarın yapıldığı, Varna'daki mezarın yapıldığı sene iki önemli şey yaptık. Bir, gene çok geniş katılımlı bir toplantı, anma toplantısı yaptık. Ama 6 sene geçmişti üzerinden. 6 senede hiçbir şey yapılmamıştı. 2012'de onu yaptık. Öyle bir toplantı yaptık. Gene herkes konuşmacı oldu. Bir de bakayım şey, ekrana gösterebilecek miyim? Bir de böyle Fatma Nuriye Yalçı Hayatı ve Eserleri isimli bir kitap yayınladık. Hem hayatını bulabildiğimiz bütün bilgileri koyduk hem de Fatma Nuriye Yalçı'nın o güne kadar yayınlanmış her şeyini, bir şey eksik, ilk başta söylediğim Çabuk Öğreten Elifba isimli Osmanlıca olan, eski yazı olan şeyini bu kitaba yetiştirememiştik. Daha sonra onu da söyleyeyim, Pensilvanya Üniversitesi'nden getirterek. Bakın, Türkiye'de bulamadık o küçücük elifba, bildiğiniz yani bizim şeye giderken okuduğumuz elifbalar, mahalle mektebi, hocaya, Kur'an kursuna giderken. O elifbayı biz Pensilvanya Üniversitesi'nin kütüphanesinde bulduk, oradan bir nüsha getirdik. Ama bu kitap basılmış oldu. Bu kitabı Rezan Yayınları'ndan bastık o zaman. Fatma Hanım'la ilgili bütün bilgiler burada var. Tiyatro oyunu, çevirileri, sosyete ve teknik, bütün makaleleri, resimleri, mezarın resimleri hepsi bu kitapta var. Kitabın üzerinde derleyen olarak benim ismim yazılı. 20 sayfalık bir girişi de ben yazdım. Ona sahip çıkarım ama derleyen derken o zaman okuma grubundaki arkadaşların hepsinin kolektif çabasıdır. Yani dizdiler, buldular, kütüphanelere gittiler, işte kopya çıkarttılar. Ben sadece hem editörlüğünü hem işte ön sözünü yazarak şey yaptım. Yani kimse yanılmasın, Ahmet Kale derleyen diye yazılıyor ama bir kolektif emeğin ürünüdür. Zaten şeyde giriş yazısında da belirttik. Bu kolektif bir emeğin ürünüdür diye. Şimdi dönersem tekrardan yorumumun başına. Fatma Nuriye Yalçı, Türkiye Sosyalist Hareketi'nin en büyük
kadın savaşçılarından birisidir. Fatma Nuriye Yalçı anılmaya, her zaman yüceltilmeye, her zaman emekleriyle yolumuzu aydınlatmaya hazır tutulmalıdır. Anılmalıdır, konuşulmalıdır, hakkında çok şeyler yazılmalıdır. Ama bunun yerine kıvılcımlıya saldırı malzemesi olarak kullanılmaktan öte herhangi bir şey ne yazık ki yapılmıyor. Burjuvaydı demiş efendim. Neyse, bunları daha fazla uzatmayayım, abartmayayım. Fatma Nuriye Yalçı Türkiye Sosyalist Hareketi'nde her zaman çok önemli yeri olan birisidir. Ama ne yazık ki bir Suat Derviş kadar, bir Zehra Kosova kadar, ki bunları da kıymetsizler demiyorum, ama Fatma Nuriye Yalçı'nın çok daha fazla, çünkü eserleri var en azından, yani yazdığı, sosyalizm için yazdığı eserleri var, ödediği bedeller var. Bunlarla her zaman büyüğümüz, her zaman anılmayı hak eden önemli bir komünisttir. Anası önünde saygıyla eğiliyorum. Kıvılcımlı'nın yakın arkadaşı, yoldaşı, dostu olması babıyla gene Kıvılcımlı'ya kattıklarından dolayı da anısına saygı duyuyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben de anısı önünde saygı duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Ahmetciğim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar.